Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı Az Yunan Sayı Problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. Sevgili gençler, rasyonel sayı problemlerinde öncelikle işlem basamaklarına mutlaka dikkat ediyoruz. Hangi işlemlerin yapılacağına karar verilir diyelim. İşlem sırasına göre problem çözülür. Bazen sevgili gençler şekil çizerek modelleme oluşturulur diyelim. Evet, ilk problemle dersimize başlayalım. Ramazan amca elindeki limonların 8'de 3'ünü sabahtan, 5'te 1'ini öğleden sonra satmıştır. Buna göre Ramazan amcanın elinde kalan limonlar tüm limonların kaçta kaçıdır? İşte o halde sabahtan ve öğleden sonra sattıklarının toplamını bulmamız gerekir öncelikle. 3 bölü 8 ile 1 bölü 5'i toplayacağım. Burada gençler toplama işleminde biliyorsunuz mutlaka paydaların eşit olması gerekiyordu. O halde ilk kesimizi 5 ile ikincisini 8 ile genişletelim. 5 kere 3 15 bölü 40 artı 8 ile genişletirsem 8 bölü 40 olur. Topladığım zaman 15, 8 daha 3 bölü 40'ı gençler satılmış demektir. Peki bir şeyin tamamı gençler 1 tam demektir. Yani bizim burada paydamız 40 olduğu için 40 bölü 40 tamamıdır. O halde biz 40 bölü 40'dan yani 1 tamdan gençler satılan kısmı 23 bölü 40'ı çıkartırsam geriye kalan gençler 40 da 17'dir diyoruz. Evet, 17 bölü 40 sorumuzun yanıtı olur diyelim. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, hangi sayının 3'te 2'sinin 5 fazlası 37'dir demiş. Gerçi burada ters işlem yapalım. Önceki 5 fazlası dediği için 37'den 5'i çıkaralım. Geriye 32 kaldı. 32 gerçi 3'te 2'si. O halde 2 parçası 32 ise o halde 1 parçasını bulmak için 32'yi 2'ye bölerim. 16'dır. Payda 3 olduğu için 16 ile de 3'ü çarparsam sayımızın tamamı başlangıçtaki sayımız 48 olur diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Zeynep elindeki paranın önce 2'de 1'ini yani yarısını sonra kalan parasının 3'te 1'ini harcamıştır. Buna göre Zeynep parasının kaçta kaçını harcamıştır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle 1 bölü 2'si daha sonra 1 bölü 3'ünü harcadı. Kalan parasının önemli. Şöyle yapalım gençler. Paramızın tamamını 1 tam diyelim. Yani ben 1 tamdan 1 bölü 2'yi çıkartırsam gençler bu 1 tam demek 2 demektir. Bundan 1 bölü 2'yi çıkartırsak 1 bölü 2 kalan parası. Kalan paranın gençler 3'te 1'ini bulacağız. Hadi 1 bölü 2'nin 3'te 1'ini bulmak için gençler yine 1 bölü 3'e çarparız. 1 bölü 6'dır gençler. Bu 1 bölü 6'yı da ne yapıyor gençler? Daha sonra harcıyor. O halde harcadıklarını toplayalım. 1 bölü 2 önce harcamıştım. Ben şöyle diyebilirim gençler. 1 bölü 2 kalmıştı. Bu kalandan 1 bölü 6'yı harcadığına göre biz gençler 1 bölü 6'yı çıkararak da işlemi yapabiliriz. Veya gençler tabi burada dikkat ederse birden fazla yolumuz var. O halde harcanan kısımları toplayalım öncelikle. 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı toplayacağım. 3 ile genişletirsem 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 toplamda 4 bölü 6 harcandı gençler. Zaten bizden de harcanan kısmı istiyordu. O halde 4 bölü 6 olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. İstersek ne yaparız gençler? Bunu sadeleştirerek 2 bölü 3 olarak da söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Yusuf 120 TL'sinin 3'te 1'inin 5'te 3'ünü harcamıştır. Buna göre Yusuf'un kaç lirası kalmıştır? İşte öncelikle 120'nin 3'te 1'ini bulmak için 1 bölü 3'e çarparız. Bunun da 3 bölü 5'ini bulmak için onu da gerçi 3 bölü 5'e çarparız. Ben burada direkt 120'yi 1 bölü 3 ile bunu da 3 bölü 5'e çarpmak istiyorum. Sadeleştirecek olursak 3'ler gider. 120'yi 5'e bölersek 24 lirası harcandı gençler. Başlangıçtaki para 120 idi. 24'ü çıkartırsam 96 TL'si kalmıştır diyorum sorumuzun yanıtını.
Bir tirin sağ ucundan 5'te 1'i, sol ucundan 4'te 1'i kesildiğinde geriye 220 santimetrelik tel kalıyor. Buna göre tirin kesilmeden önceki orta noktası soldaki ucun kaç santimetre sağındadır diyor. Gerçi öncelikle 5'te 1 ve 5'te 4'te 1 kesildiği için ben kesilen kısımları kesir olarak toplamak istiyorum. 1 bölü 5'te 1 bölü 4'ü toplayalım. Burada paydaları eşit dersek 4 ve 5'te genişletelim. 4 bölü 20 ile 5 bölü 20'yi toplarsam 20'de 9'u kesildi gençler. 20'de 9'u kesildiyse 20'de 20'den 9 bölü 20'yi çıkartırsak geriye kalan 20'de 11'dir. Arkadaşlar bakın bu 20'de 11 220 santimetre eşit. O halde 11 parçası 220 ise 120'yi 11'e böleriz. Bir parçası gençler 20 olur. İfade 20 olduğu için 20 ile 20'yi çarparsam tamamı gençler 400'dür. Ben orta noktasını istedi. O halde 400'ü 2'ye bölecek olursak santimetre olur. Orta noktası diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Evet, bir havuzun 8'e ikisi doludur. Bu havuzda 40 litre su konulursa havuzun yarısı dolu olacaktır. Buna göre havuzun tamamı kaç litredir? Gençler burada da şekil kullanarak çözmeyi öğreteyim. 8'de ikisi doluysa, bakın şöyle havuzu sanki 8 parçaymış gibi düşünelim. 4, 5, 6, 7, 8. İki parçası dolu sevgili gençler. Şu iki parçası dolu. Daha sonra 40 litre eklenince yarısı dolu olacak. Gerçi havuzumuzun yarısı, bakın 8 parçanın tam ortası gençler burası. O halde bu 40 litre gençler bakın. Bu ikisini doldurması gerekiyor. O halde iki parça 40 litre ise her bir parça 20 litre kalır. Tamamı gençler 8 parçaydı. 20 çarpı 8'den havuzun tamamı 160 litre su alır diyoruz. Evet devam edelim gençler. 7. probleme geçelim. Bakkal Onur elindeki 40 bölü 2, 40 bölü 5, pardon özür dilerim. 42 bölü 5 kilogram nohutu 2 bölü 5 kilogram poşete doldurup poşetlerin tanesini 4 TL'den satacaktır. Buna göre Bakkal Onur poşetlerin hepsini sattığında ne kadar gelir elde eder diyor. Gerçi nohutların tamamını poşetlerin kilogramına bölmemiz gerekir. 5'i 2 bölü 5'e böleceğiz gençler poşet sayısını bulmak için. Birinci kesrimizi aynen yazarız. 2 bölü 5'i de ters çevirip 5 bölü 2 olarak yazar çarparız. Buradan 5'ler gider. 42'yi 2'ye bölersem 21 poşet elde edilir. İşte bir poşet 4 liraydı. Hadi 21 çarpı 4 84 TL gelir elde edilir diyelim gençler. Devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, Fatih kitabının önce 3'te 1'ini, sonra kalan sayfaların 3'te 1'ini okuduğunda geriye okuması gereken 400 sayfası kaldığına göre ilk okuduğu sayfa sayısı ikinci okuduğu sayfa sayısına kaç fazladır diyor. Gerçi burada bu tür sorularda önce ne yapıyor? 3'te 1'ini, daha sonra kalan sayfaların 3'te 1 dediği için burada gençler bakın paydalardan yola çıkarak ben bunu 3 kere 3 9 yapar. O halde kitabımızın tamamını 9 parçaya ayırdığımızı düşünelim. 9 parçalık bir kitap çizdiğimizi düşüneceğiz. Alttan yazayım. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Evet sevgili gençler. Önce bu 9 parçayı şöyle gösterelim. Önce 3'te 1 gençler. 9'un 3'te 1'i 3 parçadır. Şu 3 parçasını önce okuyorum. Burası önce okuduğu yer gençte 3'te 1. Daha sonra kalan sayfa 6 parça. 6'nın gençte 3'te 1'i. Bakın 6'yı evet, 1 bölü 3'e çarparsam 2 parça yapar. Daha sonra ne yapıyor gençler? Şu 2 parçayı okuyor.
Paramparçanın üçte biri oldu. Daha sonra diyelim. Evet, geri okuması gereken sayfa gençler 400 sayfa kaldı. Bakın buradaki 4 parça gençler 400 sayfa. O halde 400'ü 4'e bölersem her bir parça 100 sayfadır. Bizden gençler ilk okuduğu sayfa sayısı ikinci okuduğu sayfa sayısından kaç fazladır diyor. Gençler bakın ilk önce burada 3 parça okumuştu. Daha sonra 2 parça. O halde 3'ten 2'yi çıkartırsam bir parça fazla okumuştur. Bir parçanın 100 sayfa olduğunu söylemiştim. O halde aradaki fark gençler gördüğünüz gibi 100 sayfadır deriz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, Nazife annesinin verdiği paranın 8'de 2'si ile market alışverişi, kalan parasının yarısı ile de ayakkabı aldığında annesinin verdiği paradan geriye 120 TL kaldığını görüyor. Buna göre annesi Nazife'ye kaç lira vermiştir diyor. Yani öncelikle yine 8 parça şekilde, bakın 8 tane parçaya ayıracak şekilde paramızı modelleyelim. Önce iki parçasını harcıyor gençler markette. Daha sonra kalan parasının yarısı gençler. Burada 1, 4, 5, 6 parça vardı. Bu 6 parçanın yarısı 3 parça yapar. Şurası gençler bakın 3 parçadır. Daha sonra bunu harcıyorum. Ve geriye gençler 3 parça kalıyor ve bunun da 120 lira olduğunu söylüyor. O halde biz 120'yi 3'e bölersek her bir parça 40 liradır. Evet, annesi gençler başlangıçta 8 parça vermişti. 8 çarpı 40'tan evet, 320 TL başlangıçta para vermiştir diyoruz sorumuzun yanıtına. Devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Bir işçi maaşının 5'te 1'ini ev kirasına, ev kirasının yarısı kadarını da yakıt masrafına harcıyor. Bu iki harcamadan sonra işçinin maaşından geriye 2100 TL kaldığına göre bu işçinin ev kirası kaç liradır diyor. Gençler öncelikle 5'te 1'in yarısını bulmak için 2'ye böleriz. Bu da gençler 1 bölü 5'i 2 ters çevirip çarparsam gizli paydası 1 vardı. 1 bölü 2 olarak yazarım. 1 bölü 10 gençler bu yakıt masrafını harcadı param. Harcadıkların tamamı gençler 1 bölü 5 ile 1 bölü 10'dur. Bunu paydaya eşitleyerek toplarsak 2 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan evet, 10'da 3'ünü gençler ev kirasına ve yakıt masrafına harcadı. Geriye ne kadar kaldı gençler? Tamamını 10'da 10 dersem 3 bölü 10'u çıkarıyorum. 10'da 7'si kaldı. Gerçi bakın bu 7 parçası 2100 lira. O halde biz burada 2100'ü 7'ye bölersek 1 parçası 300 liradır sevgili gençler. Bir parçası 300 liraysa böyle diyebilirim arkadaşlar. Ev kirasına ne kadar veriyordu? Ev kirasına 1 bölü 5'ini veriyordu. İstersek burada maaşın tamamını da bulabilirim. Şöyle yapalım gençler. Payda 10 olduğu için 300'ü 10'la çarparsa maaşının tamamı 3000 TL'dir. Maaşın tamamı. Bunun 5'te 1'ini bulacağız gençler. 3000'i 5'te 1'ini bulmak için 1 bölü 5'te çarparsak 3000'i 5'e bölersem 600 TL sevgili gençler ev kirası olur diyoruz. Evet, 11. sorumuza devam edelim. Güzel bir kitabın 7'de 3'ünü sabahtan 11'de 7'sini öğleden sonra okuduğunda geriye 50 sayfası kalıyor. Buna göre Sibel'in okuduğu kitap toplam kaç sayfadır diyor. Gerçi okuduğu parçaları toplarsak 3 bölü 7 artı 1 bölü 14 paydayı eşitlemek için 2 ile genişletirsem 6 bölü 14 artı 1 bölü 14'ten 14'te 7 gençler. 14'te 7 1 bölü 2 demektir sevgili gençler. 1 bölü 2'si yani yarısı da yarım demektir. Yarısı 50 sayfası gençler. Yarısı okuduysa yarısı kalmış demektir. O halde yarısı 50 sayfaysa tamamını bulmak için 50'yi 2 ile çarparsam kitabın tamamı sevgili gençler 100 sayfa olur diyoruz. Evet, 12. sorumuza devam edelim.
İlk parasının 3'te 1'iyle dergi, geriye kalan parasının yarısıyla tanesi 25 TL olan kalemlerden alıyor. Bunu geriye 100 TL kaldığına göre, evet, Elif kaç tane kalem almıştır diye soruyor. Yaşta oldu 3'te 1'e, bakın 1'de yarısı dediği için biz burada paramızın tamamına 6 parça diyecek olursak gençler, 6 parça dersek daha rahat işlem yaparız. 3, 4, 5, 6. 6'nın gençler şöyle 6 parçaya ayırdım. Bunun 3'te 1'i 6'yı 3'e bölersek 2 parçadır. Bununla gençler dergi aldı. Kalan parasının yarısı, bakın şu ikisi kalan paranın yarısıdır. 4 tane kalmıştı. 4'ün yarısı 2. Bununla gençler tanesi 25 lira olan kalemlerden alıyor. Geriye 100 lirası kalmış. Şu gelen gençler kalan parası. O halde burada her bir parça gördüğünüz gibi 50 liradır. Sevgili gençler 50 liraysa kaleme de gençler dikkat edersek 100 lira para harcamış. Kaleme gençler 100 lira harcamıştı ve tanesi 25 liraydı. O halde 100'ü 25'e bölersem 4 tane kalem almıştır diyoruz sorumuzun yanıtını. 13. soruyla devam edelim. Süleyman elmanın 2,5 kilogramına 5 TL'ye alıp 1 kilogramını 3,5 TL'ye satacaktır. Süleyman 20 kilogram elma sattığında kaç lira kar elde eder diyor. Gençler öncelikle evet 1 kilogram kaç paraya aldı bunu bulmamız gerekiyor. 5 TL'ye 2,5 kilogram aldıysa 5'i 2,5'a bölmem gerekir. Burada gençler virgülden kurtarmak için onunla genişletirsem 50 bölü 25'ten 2 TL olur 1 kilogramı. 1 kilogram gençler 3,5 liraya sattıysa o halde biz 3,5'tan 2 liraya çıkartırsak gençler 1,5 TL olur 1 kilogramdan kârı. 20 kilogram elma sattığı için gençler o halde 20 ile 1,5 çarparsam 20 ile gençler 1,5 çarparsak 30 TL kar elde eder deriz. Sorumuzun yanıtını 30 olarak yazarız. Evet. 14. ve son sorumuzda bir otobüs yolun 4'te 1'ini gidiyor. Bu otobüs yolun yarısına geldiğinde mola verecektir. Buna göre otobüs kalan yolun kaçta kaçını daha gittiğinde mola noktasına varmış olur diyor. Yaş öncelikle yolun 4'te 1'i olduğu için yolumuzu şöyle 4 parçaya ayıralım. 3, 4 parça. Önce ne yapıyor gençler? Şu 4'te 1'ine gidiyor. Bir parçasına gitti. Daha sonra gençler mola verdiği yerde yolun yarısı olacaktı. O halde sevgili arkadaşlar bakın 4 parçanın yarısı burası. O halde molayı gençler molaya kadar buraya devam etmesi gerekiyor. Kalan yolun kaçta kaçını gittiğinde mola verecek. Gençler bakın 3 parça yol kaldı. Bunun bir parçasına gidecek. O halde kalan yolun 3'te 1'ine gittiğinde mola vermesi gerekir diyoruz. Sorumuzun yanıtını 1 bölü 3 olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.